Merhabalar Arzu Cengiz, Yaşam Renkleri. Güzel bir akşam diliyorum. Bu akşam ilk kez bizimle birlikte olacak kıymetli bir hocamız var, Esin Güneş. Kendisi otizmi konuşacağız. Otizmde çaresiz değilsiniz, çaresizsiniz ve otizmli çocuklara neler, nasıl yardımcı olunuyor, travmaları nelerdir ve eğitimleri nasıldır, nasıl danışmanlık veriyor bu alanda konuşma yapacağız. Siz değerli dostlarımı sevgiyle bekliyorum. Önceden açtığım ses ve görüntüme bakmak için ve siz değerli dostlarıma merhaba demek için hepiniz hoş geldiniz. Evet, çevremizde yaşanan böyle bir gerçeğimiz var. Otizmli çocuklarımız ve bunlara nasıl yardımcı olunabilir? Anne ve babalar bu alanda neler yapıyorlar? Onlara konuşacağız. Çok güzelsiniz demiş Sivil. Çok teşekkür ederim. Siz güzel bakıyor görüyorsunuz. Merhabalar diyorum ben de Aynur Hanım'a. Evet, otizmle ilgili sorularınız olursa kendisine Esin Hoca'ya soracağız. Birlikte öğreneceğiz. Hangi şehirlerden katılıyorsunuz? Bilmek isterim. Yazarsanız nasılsınız, iyi misiniz? Evet, Allah rızası için diyen bir arkadaşımız var. Sevgili Esin Güneş hocamızı görür görmez yayına alacağım. Aynur İstanbul demişsiniz. İstanbul, İstanbul'a sevgiler. İstanbul'u çok severim. Seminer ve konferanslarımı ilk İstanbul Taksim otellerinde başlamıştık. Eskişehir selamlar Filiz Naz ve Kıbrıs'da devam etmişti. Evet. Bakıyorum. Esin Hoca henüz gelmedi. Kocaeli. Sevgiler Kocaeli'ne. Nete Tunhanur. Tam okuyamıyorum ama Kocaeli'ye sevgiler. Alper Alagöz katıldı. Evet, Esin Hoca'yı gördüm. Hemen yayını alıyorum. Sevgili Esin Güneş. Kez yayın yapıyoruz. Teşekkürler. İyi yayınlar demişsiniz Ayfer Hanım. Çok teşekkürler. Sevgili Esin Güneş Hocam. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk. Nasılsınız Hayırlı Arzu Hanım? akşamlar. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Çok şükür. Olun. Sağ olun. Evet, sizinle ilk kez yayın yapıyoruz. Çok önemli bir konu konuşacağız. Otizmli çocuklar ve anne ve babalarını konuşacağız. Pek konuşulmaz. Hepimizin farkındalık alanındadır ama daha çok bilgiye sahip olmak için siz değerli hocalardan bilgi almalıyız. Öğrenmeliyiz nasıl davranmalıyız, neleri fark etmeliyiz, öyle değil mi? Siz tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii ki. Ben Nöro Akademi kurucusuyum. Bunun yanında işte nokta atışı hastalıklar, nokta atışı çocuk hastalıkları, otizm, dişler gibi eğitimleri veriyorum. Ayrıca sembol 1, 2, 3, 4, 5, 6 hem uygulayıcısıyım hem eğitmeniyim. Aynı zamanda da nokta atışı otizm eğitimini de verirken inanılmaz zaten ilgi gördü. Çünkü Türkiye'de şu anda her 44 çocuktan bir tanesi otizmle doğuyor. Dört. Evet, her 44 ve inanılmaz bir oranda büyüyor. Evet. Daha 2020'de, 2 sene öncesinde 54 çocukken çok
inanılmaz bir hızla ilerliyor. Hatta şu anda 2050 deniyor ama çok da o kadar da uzun süreceğini düşünmüyorum. Her iki çocuktan bir tanesinin otizmli olacağı öngörülüyor. O yüzden Çok bu ciddi konu bir üzerinde, evet, gerçekten çok ciddi bir oran. Bu konu üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Şu anda da eğitimlerini veriyoruz. Şu an 19 Haziran'da dördüncü kez vereceğiz bu eğitimi. Bu şekilde. Çok güzel. Dördüncü kez vereceksiniz. Çok güzel. Peki bu eğitimlerin konu içeriği nelerdir? Neler içeriyor? Tabii hemen bahsedeyim. Bu eğitimin sonunda çocuğunuzdaki veya işte öğrenciniz, çünkü sadece anneler bu eğitime ilgi göstermiyorlar. Bunun yanında işte yaşam koçları var, bilinçaltı uzmanları var, anaokulu öğretmenleri, psikologlar var. Otizmin travmalarının neler olduğunu ve bunları dönüştürmenin yolunu öğrenmiş oluyorsunuz. Bu eğitimden sonra çocuklar gözle görülür derecede güzel gelişmeler oluyor ve mesela işte konuşmayan çocuklar konuşmaya başlıyor. Ten teması kurmayan çocuklar veya göz teması kurmayan çocuklar temas kurmaya başlıyorlar. Burada işte bu etkili fısıltı cümlelerini nasıl yazabileceğiniz hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Otizme sebep olan bilmediğiniz travmalar da olabiliyor. Şimdi normalde ben anneye bir form gönderiyorum. Uzun bir form, çok ayrıntılı bir form. Ve bu formla birlikte altta yatan sebepleri öğrenmeye çalışıyorum. Yani özellikle de annenin hamilelik döneminde ya da proje amaç dönemi deriz. Belki bilmeyenler vardır, onun için bunun üzerinden geçeyim. Proje Evet. amaç dönemi hamilelikten önceki 9 ay, hamilelik süreci 9 ay ve çocuk doğduktan sonra 1 yıl içerisinde, yani toplam 30 aylık bir süreci kapsar. Proje amaç döneminde anne neler yaşamış, bununla ilgili ayrıntılı bir bilgi alırız o forma istinaden. Burada işte otizme sebep olan hangi durumları yaşamış? Çünkü altında o kadar çok sebep var ki, temeli korku ama çok fazla ayrıntı var. Bunu bulmak için bu formu kullanırız. Oldu ki anne hatırlamıyor, çünkü bazen böyle durumlar da çıkabiliyor. Bunun için bilmediğiniz travmanın bulunması için bir meditasyon örneği yapıyoruz, bir uygulama yapıyoruz orada bir annemizle. Bir önceki eğitimimizde bir vekil çalışması yapmıştık ve çocuğun tanısı kalktı bu meditasyondan sonra. Olaya gitti, travma orada çözüldü ve tanısı kalktı. Gerçekten her gün mucizelere şahit oluyoruz. Sonra otizme sebep olan en önemlisi işte annenin doğum anı. Çok önemli. Burada doğum anı çok önemli olduğu için ve orada yeniden bir doğum imajine edip kusursuz bir doğum gerçekleştirmesini sağlıyoruz annenin. Sonra çocuğa hamile kalmadan önce eğer annede bir düşük veya bir kürtaj varsa onlarla ilgili yaz sonlandırması uygulaması yapıyoruz eğitimde. Çünkü bu hem annede hem de çocuk üzerinde inanılmaz etkileri olan bir sorun. Sonra da işte otizme sebep olan atalardan gelen aktarımın nasıl, hangi döngülerle bu çocuğa geldiğini ve epigenetik dönüşüm için nasıl bağ kesmemiz gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Burada işte hep mucize fısıltılardan bahsediyoruz. Fısıltılar nasıl yazılır? Bunun kuralları nelerdir? Sonrasında, eğitim sonrasında da zaten bunlarla ilgili örnekler de veriyorum bol bol. Bu şekilde de daha çok zaten otizmli çocuklarla ilgili bol bol travma örnekleri ve onların yaşadıkları ile ilgili de her konu üzerinden bol bol örnek veriyorum. Evet. Peki sonrasında bu eğitime kimler ilgi gösteriyor? Ailelerden tabii ki aileler çok ilgi gösteriyor. Anneler, babalar. Daha çok annelerin almasını istiyorum. Çünkü %80 annelerin duygusunu taşıyor çocuklar. İşte yaşam koçları var, bilinçaltı uzmanları var, psikologlar geliyor, özel eğitim öğretmenleri, anaokulu öğretmenleri, bilinçaltı uzmanları ve işte bu alanda çalışan herkes ilgi gösteriyor.
Evet, çok güzel. Bu nokta atışı otizm eğitimli içeriğini o söyledikleriniz kapsıyor, öyle değil mi? Evet. Evet, İşte çok güzel. otizm nedir? Bunları da zaten anlatıyoruz. Hani otizm nedir? Onların çeşitleri nelerdir? Asperger ne demektir? İşte atipik otizm ne demektir? Ağır otizmli çocuklar neleri yapar, neleri yapamaz? Bunlardan da bahsediyoruz tabii ki. Tabii. Peki bu eğitimlerde, bu sizin eğitimlerinizde olan anneler ve diğer saydığınız işte psikologlar, anaokul öğretmenleri, bunlar nelerin farkına varıyorlar çocuklar hakkında? Neyi fark ediyorlar? Bu çok önemli. Evet, doğru. Burada tabii ki biz kimseyi suçlamıyoruz. Suç yok, suçlu yok. Elbette bizler hepimiz mükemmel çocuklar doğurmak isteriz. Ve otizmli çocuklarda da genelde buna çok rastlıyorum. Hep işte mükemmel çocuğumuz olsun, işte zeki olsun, şöyle olsun, böyle olsun deyip hayaller kurulan bir çocuk için. Sonra anne hamileyken işte gerek annenin yaşadıkları, gerek oradaki doğum anı, baba ile ilgili yaşananlar, döllenme anı, bunun yanında atalardan gelen çatışmalar da buna yani bunun altında yatan sebeplerden olabiliyor. Birçok olay bir araya geldiğinde çocuklarda otizm oluyor. Yani burada sadece bir olay yok. Altta yatan, çünkü otizm spektrum bozukluğu olduğu için çok çeşitli şeyler yapıyor bu çocuklar. Yani yapamadıkları var, bir de yaptıkları davranışlar var. İşte tekrarlı hareketler gibi, takıntıları gibi, bu tarz işte sorunları her biri ayrı ayrı yaşadıkları problemlerden kaynaklanıyor. Onları bulduğumuzda ve onlarla ilgili fısıltılar verdiğimizde çocuklarda değişiklikler oluyor. Çok güzel. Peki çocukların bu travmaları var sonuç itibariyle. Bu travmaları en çok kimlerden kaynaklanıyor? En çok anneler. Anne. %80. O yüzden Anne de daha çok eğitimi zaten. olmalı bu durumda. Evet. İlk önce annenin bu eğitimi almasını istiyoruz. Çünkü %80 annelerin yaşadıkları o işte kaygılar, endişeler, korkular, işte çocuğunu kaybetme korkusu olsun. Doğum tabii ki çok büyük bir travma bir anne için. Orada yaşadığı kaygılar, korkular olsun. Bunların her biri tetikleye tetikleye çocukta bu sorunlar oluşuyor maalesef ki. Evet. Bir de bu eğitimi aldıktan sonra da hani mesela danışmanlık da veriyoruz ama danışmanlıktan önce bu eğitimi almalarını istiyorum. Çünkü bu eğitimi aldıktan sonra ihtiyaç duyarlarsa danışmanlık ekibimize yardımcı oluyoruz. Bizim söylediğimiz her zaman şu anahtar annemiz, anneler olduğu için de onların üzerlerinden işliyor bu süreç. Evet. Sorular gelmeye başladı. Çocukluk Tabii bir aşılarına yandan otizm etkisi var mıdır diyor. Benim sorularım var ama arada soruları da vekâlık yanıtlarsa güzel olur. Peki bu aşıların otizm üzerine etkisi var mıdır? Fatih Bey soruyor. aşılarla ilgili yani kimyasal olarak ya da aşılarla ilgili herhangi bir şey söyleyemem ama evet, birçok çocuk, birçok anne ne olduysa aşıdan sonra oldu diyor. Ama ben burada daha çok korku kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuk işte bir aşı olurken ne yapıyoruz? İşte ellerini, kollarını tutuyoruz. Çocuğu orada hareketsiz bırakıyoruz. Çocuk ne olduğunu anlayamıyor orada. İşte koluna bir şey giriyor yani. Onun canını yakan bir iğne giriyor. Ve çocuk orada travma yaşıyor. Oradaki yaşadığı korkudan kaynaklanıyor aslında çoğunlukla. Yani aşı için bir şey diyemem ama aşıda yaşadığı korku da otizmin altında yatan sebeplerden bir tanesi. Yani sağlıklı bir doğan bir bebek sonradan korkularla otizmli olabiliyor, öyle mi? Evet. Çünkü çoğunlukla şunu yaşıyoruz. Çocuğum işte 6 aya kadar, 1 yaşına kadar, hatta 2 yaşına kadar gayet normal bir çocuktu. Güzel konuşuyordu, hiçbir problem yoktu. İşte tam işte bir aşı yaşadı, bir aşı vuruldu. Çocuk ondan sonra değişmeye başladı. Ya da bir sünnet anası çok önemli. Nasıl işte kadınlarda doğum bir travmaysa, erkeklerde de sünnet anası çok önemli. İnanılmaz altında yatan sebeplerden yani bu sünnet altta yatan sebeplerden de en önemlisi.
Aa, çok ilginç. Evet, bunu bilmiyordum. Yani tabii sünnet bir travma ama çocuğu otizme götürecek kadar büyük bir travma olduğunu ilk kez duyuyorum hocam. Evet. Peki Hatta sosyal... saç ekmek, kuaför bile, bir kuaför anısı Tabii. bile çocuklar tabii hani orada da genelde hani Sizler kız çok çocukları çok korkardı saçların kesilmesinden. evet. Kız çocuklarında çok olmuyor ama erkek çocuklarında kuaför anısı da Erkek. bir travma oluyor. İşte Evet. çocukları çünkü oradaki hani çocuğun saçları onun bedenine ait. Orada ona yapılan bir müdahale çocukta bu korkuya sebep oluyor. Ve hani işte saç ilk kez saçının kesilmesi büyük bir travmaydı diyor anneler çoğunlukla. İşte orada neye bakmak gerekiyor? Ne zamana kadar normaldi bu çocuk? Ne zamandan sonra değişmeye başladı? Tabii ki bunun öncesinde mutlaka Gözden. annenin yaşamış olduğu problemler var. Yok onu da yadsıyamayız. Sadece bu doğumdan sonra olmuştur ya da işte bir olaydan, bir korkudan sonra olmuştur diyemeyiz ama değiştiği olay yani o bardağı taşıran son damlaya da bakmamız gerekiyor. Tabii ki. Evet, çok dikkat etmek gerekiyor. Sosibel diyor ki ağır otizm belirtileri nelerdir hocam diyor. Yani en Nörotizmli ağır olanlar. çocuklarla da çalışıyoruz. Şimdi bu çocuklar evet konuşamıyorlar çoğunlukla zaten. İletişim kurmuyorlar, göz teması yok, ten teması yok. El ayaklarından yani acı hissetmiyor çocuklar. Elleriyle ayaklarıyla alakalı ya da vücudunda acı hissetmediği için kendilerine zarar veriyorlar. İşte mesela kapılara camları vuruyor, camı kırıyor, eli kesiliyor ama hiçbir şekilde acı hissetmiyor. Bunun altında yatan sebep de daha çok epidural doğumdan kaynaklanıyor. Yani eğer bir anneye işte epidural doğum yapmışsa, bir anestezi uygulanmışsa çocuk orada annenin uyuşukluğunu alıyor aslında. Ondan dolayı çocuk acı hissetmiyor. Biz bunu fısıltıyla söylediğimizde çocuk acı hissetmeye başlıyor. Böyle de enteresan. Çok ilginç. Evet. Çok ilginç. Bu fısıltıyı tekrar konuşalım lütfen. Peki çocukların konuşamama ve içine kapanık olmaları neden kaynaklanıyor? Bunun altında tabii ki çok şey yatıyor. Hani sadece bir şeyi söyleyemem ama kapsamlı bir şekilde tabii ki eğitimde anlatıyorum ama birkaç sebepten bahsedeyim. Örneğin işte susması istenmiş bir annenin çocuğuna yüklemiş olduğu bir kod olabiliyor. Diyelim ki mesela annenin bir sırrı var ya da ailede genel olarak bir sır var. Anne deniyor ki sakın işte bunu söyleme, işte söylersen yer yerinden oynar denmişse. Çünkü atalarda saklanan bir sır varsa çok ilginçtir. Eğer ailede başka çocuklarda otizm varsa, o ailede şizofreni varsa, bu ailede sır var demektir. Saklanan bir sır var demektir. Çünkü hem şizofrende hem de otizmde zaten öncesinde otizm için çocukluk şizofrenisi de diye bir teşhis konmuş. Öncesinde mesela kimsenin bilmediği bir annenin kürtajı varsa düşük genelde saklanmaz ama kürtajlar hani saklanır. Bunu kimse bilmiyorsa hamileyken işte anneye sus artık yeter. Hani sus artık konuşma denmişse bu baba tarafından veya başka biri tarafından hiç fark etmez. Buna çok sık rastlıyorum. Bir de pandemi döneminde geçirdik biliyorsunuz hep beraber. Burada işte hepinizin de bildiği gibi insanlar burada ne yaptılar? Birbirleriyle iletişim kuramadılar. Anne ne oldu? Daha önce hani çok sosyal biri olan anne pandemi olduğunda birden içe kapandı. Tıpkı otizmli çocuktaki gibi. İletişim sorunu yaşadıysa bunun gibi birçok sebep otizmli çocuğun diğer çocuklarla ya da diğer çocukların da hani sadece otizmli değil çocukların geç konuşması, konuşamamasının sebebi de bunlardan kaynaklanıyor. Evet, çok ilginç. Peki otizmde böyle tekrarlanan hareketler var. Bunların neden oluyor? Nereden kaynaklanıyor? Tekrarlı hareketler Takıntılar, yapan çocuklar için de yaptığı hareketlerin bir benzerini anne yapmış mı diye sorarız. Ya da birini görüp yargılamış mı? Sürekli tekrar. bir şeyleri tekrar ediyorsa proje amaçta ezberlediğimiz işte sürekli ritmik olarak yaptığınız şey ne diye sorarız kişiye. Mesela işte çocuk
işte bir yelpaze sallıyormuş gibi bir hareket yapıyor örneğin. Sonra öğreniyoruz ki anne de aynı şeyi yapmış hamileliğinde. Aslında çocuk anneye bir mesaj orada gösteriyor. Yani annenin çözümü olarak dünyaya geliyor bu çocuklar zaten. Anne farkına varacak, diyecek ki ben evet bunu ben işte sen şu kadarlık hamileyken ben bunu yaptım. Bunlar sana ait değil, bana ait. Seni bundan özgürleştiriyorum dediğinizde o tekrarlı hareketi bırakıyor bu çocuklar. Çok güzel. Yani anne aslında hamileyken yaşadığı o travmaları çözdüğünde Evet. çocuğun iyileşmesi gibi bir şey bu. Evet. Evet, bir de nasıl biliyor musunuz? Bir tane bir olay anlatayım. Bir danışanımda bir annemiz yine eğitim alan annelerden bir tanesi. Çocuğu sürekli kendini yerden yere atıyor. İşte kanepeye çıkıyor, aşağı atıyor. Sürekli aşağıya atıyor kendini. Sonra bunu ne bulduk biliyor musunuz? Çocuğun anne karnında ikizi ölüyor. Yani aslında ikizinin düşmesini orada gösteriyor çocuk. Ve biz bunu söylediğimizde çocuk bu hareketi bıraktı. Ah, çok ilginç, çok Evet. gerçekten çok ilginç. Biz daha çok bir dizi vardı, Doktorlar diye, otizmli bir doktor vardı ve Evet. otizmi daha iyi o dizide anladık. Özellikle kendi adıma söyleyeyim. Oradaki onun davranışları, onun zekası, duygusallığı ve şefkat ve merhametli olmasını oradan tanıdık. Evet. Bütün bu özelliklere sahipler, öyle değil mi? Zeka olsun, sevgi olsun ve bizlerden daha hisli ve daha derin duyguları var. Evet, Böyle şöyle tanımlayabilir miyim? otizmliler oradaki doktor kadar şanslı olmayabiliyor. Daha çok Asperger'ler, üstün zekalılar ve gördükleri hiçbir şeyi unutmuyorlar. Profesör Doktor Oytun Erbaş da biliyorsunuz ki Asperger. Bunların Öyleymiş inanılmaz kendisi. zekaları var. Hiçbir şekilde gördükleri hiçbir şeyi unutmuyorlar. İnanılmaz bir ezber yetenekleri var. Görsel zekaları çok yüksek. Bundan dolayı tabii ki dediğim gibi her otizmli bu kadar şanslı olmayabiliyor. Hani her biri üstün İyi zekalı eğitim diyemeyiz. alması gerekiyor, öyle değil mi? Evet, yani özel eğitim alan çocuklarda da çok güzel iyileşmeler gerçekleşiyor. Ama mesela özel eğitim aldı, çok işte konuşmaya başlayan çocuklar olsun, göz teması kuran, özellikle zaten burada annenin ilgili olması çok önemli. Dikkat ediyorum, hani özel eğitim alan, işte yıllarca özel eğitim aldıran anne hep onun peşinde koşmuş, benim dünyam oldu diyor mesela çoğunlukla. O yüzden annelerin ilgisi, annelerin farkında olması da çok önemli. Erken teşhis çok önemli. Çünkü burada hani bazı anneler tanı koydurtmak istemiyorlar. Aslında tanı koydurduğunuzda size bir yol haritası çiziyor. Neyi yapıp neyi yapamayacağınızı. Çocuk daha erken yola çıkarsa ve onun hakkında bilgi edinirseniz, mesela şöyle de oluyor. Çünkü diyor ki anne ben diyor 5 yaşında fark ettim. Çünkü bunun babası da geç konuşmuştu. Bu da geç konuştu diye düşündüm diyor. Sonra işte içine kapanmaya başlayıp hiçbir şekilde bizle iletişim kurmayınca artık bunda bir şey var deyip doktora götürdüm diyor. O yüzden hani çocuğunuz konuşmuyorsa, göz teması kurmuyorsa, ismine bakmıyorsa, seslenmiyorsa, sizinle ten teması kurmaktan hoşlanmıyorsa mutlaka bir uzmana götürüp çocuğunuzu hani koydurtun derim. Evet. Bir dostumuz MLG nar düzer mi diyor, 58 neyse, farklı bir ismi var. 9 yaşına girecek oğlum atipik dize otizmli, yoğun bakım takıntıları ve davranış problemleri var diyor. Evet. Evet, atipik otizmde çok güzel yol Otizmli. alıyoruz. Bir tane Asperger'li çocuğumuz ve 4 tane de atipik otizmli çocuğumuzun tanısı kalktı. Daha hafif olduğu için annenin yaşadığı travmalar daha hafif, yani daha az olduğu için ve bazen atipik otizmde bir fısıltıyla bile çözülen çocuklar oldu. Orada mesela dediğim gibi yaşadığı bir korku, işte küçük bir çocuğun annenin karnına bir bıçak, mesela bıçakla tehdit edilmesi. Bununla ilgili bir fısıltı yazdığımızda çocuk ten teması, göz teması kurmaya başlıyor ve ertesi günü konuşmaya başlıyor.
Yani aslında bunu orada anneye çocuğa hatırlatıyoruz uykuda. İşte sen bunu yaşamıştın anne karnında, biz bunu fark ettik. Seni bundan özgürleştiriyoruz. Onların hepsi geçti. Artık geçmişte kaldı deyip söylediğimizde çocukta değişiklikler oluyor. Çok güzel. Çok güzel, muhteşem. Peki atalardan gelen aktarımlar bu çocuklarda görülüyor mu? Tabii ki. Dediğim gibi %80 annenin işte proje amaçlarında yaşadıkları, %20 de baba ve atalardan gelen aktarımlar olduğunu gördük. Mesela işte atalardan gelen çok enteresan bir örnek vermek istiyorum. Yurt dışında yaşayan bir danışanımın oğlunun adı İbrahim. Çocuk otizmli. Birçok çatışması var ve anne de hem de kendisiyle de çalışmalar yapıyoruz ve bu çalışma esnasında 6. nesilden bir atası, oğlunun ismiyle aynı. Onun adı da İbrahim. Oğlu da İbrahim'in eşinin kendisini aldattığını görüyor. Yani biz bu olaya gidiyoruz ve susmayı tercih ediyor. Kimseye söyleyemiyor. Oğlu da o İbrahim'in oğlu annesini görüyor ve diyor ki görmemem lazım. Uyumam lazım, gözlerimi kapatmam lazım diyor. Şu anda yaşayan bizim üzerinde çalıştığımız çocuğun dayısı da o çocukla aynı ismi taşıyan dayısı doğuştan kör. Yani 6 nesil önceki o çocuğun görmemem lazım, benim uyumam lazım, gözlerimi kapatmam lazım demesi, onu kodlaması 6 nesil sonraki bir çocuğun kör doğmasına sebep oluyor. Yani bunun gibi nice örnekler var. Bu sadece bir tanesi, yeni yaşadığımız bir olay. Çok ilginç. Peki bu alanda danışmanlık verdiğinizi biliyorum. Danışmanlıklar sırasında en uç örnekleriniz nelerdir? Bize neler aktarabilirsiniz? Evet, yani çok farklı örnekler var ama bir annemiz donasyon yöntemiyle hamile kalıyor. Yani ne demek? Öncesinde tüp bebek yapıyor ama çocuk tutunamıyor. Sonrasında kendiliğinden hamile kalıyor bu annemiz. Sonra o da düşüyor. Bakıyor ki yani ben hani hamile kalabiliyormuşum. Bir doktora gidiyorlar ama doktor da diyor ki işte 40'lı yaşlarda olduğu için yumurtasının bunun için yeterli olmadığını söylüyor. Sonra yurt dışında bir donasyon sistemi olduğundan bahsediyorlar ve burada ne yapıyorlar? Sağlıklı bir yumurtalığı olan kadından bir donörden transfer yapıyorlar. Bir de özellikle bilgisayarda da anneyle donörün benzemesine dikkat ediyorlar ki çocuklar da anneye benzesin diye. Sonrasında gerçekten de çocukların yani o kadar benziyorlar ki anneye ayırt edemezsiniz. O kadar benziyorlar. Tabii ki bu annenin karnında kaldığı için hani taşıyıcı anneden de DNA'larını alıyor ama çocuklar da ikiz. İkizler çok benziyorlar. Biri otizmli, biri değil. Yani otizm, atipik otizm diyelim. Sonra yaptığım çalışmalarda da bunlara çok rastlıyorum. Eğer çocuklarda ikiz varsa ilk döllenen çocuk, yani ikinci doğan çocuk alıyor annenin travmasını. İkizlerde bu çocuk, yani ilk döllenen, sonra doğan çocuk, ilk döllenen büyük çocuk oluyor. Sonraki küçük çocuk oluyor. Mesela Down sendromlu çocuklar oluyor. İkizler, bir tanesi Down sendromlu, bir tanesi normal. İşte Down sendromlu olan da aynı şekilde. İlk döllenen, yani son doğan çocuk annenin çatışmalarını üzerine alıyor ve ikinci doğan yok. Yani ilk doğan çocuk olmuyor. Hani otizm normal oluyor yani. Ay çok ilginç. Gerçekten. Mesela bir tane daha anlatayım. Bu Tabii. da çok yeni. Bir annemizin oğlunda sürekli fiş ve priz takıntısı var. İşte tavandaki ışıkları da böyle lambalara bakıyor, ışıklara bakıyor sürekli. İşte fiş veya priz gördüğünde sadece ona odaklanıyor ve başından alamadıklarını ve 2 senedir de bunu yaşadıklarını söyledi. Hemen aklıma tabii ki kablo ile ilgili herhangi bir şey yaşadınız mı diye sordum. Orada dedi ki bana 2 yaşında aşı olduğunda işte hani kolunuza bir serum lastiği takılır ya, onunla bağlantı kurdu annemiz ve ondan sonra oldu dedi. Sonra bu kişiyle anneyle bir çalışma yaptık. Bu çalışma esnasında kendisi çocuğuna vekil oldu ve doğum sahnesine gittik. Orada çocuğun bilinçaltı daha önce görmemesine rağmen, bakın çok önemli, ameliyathanede
kabloları dışarıda olan bir fişin varlığını tehlike olarak kodlamış bilinçaltı. Seanstan sonra da anneye sordum. Siz doğumdayken böyle bir şeyin varlığından haberdar mıydınız? Hani biliyor muydunuz böyle bir şey? Hayır, hiç görmedim dedi. Sonra doğum esnasında hani tavanda ışıklar vardır ya, onları da kodluyor bu çocuk. Sonrasında tabii ki başka bir sahneye gittik. Hani o olayla ilgili çalışma yaptık. Sonrasında orada işte koluna lastik bağlanırken tavanda parlayan ışık gözlerini kamaştırıyor çocuğun. Ve orada aşı vuruluyor bir taraftan. İşte kolundan bacağından tutuyorlar ve orada ne yapıyor? Işığı da bir tehlike olarak kodluyor. Sürekli tavana bakıyor, tabii tavandaki ışıklara bakıyor. Bir sonraki olayda ise anne sürekli kolit olan işte çocuğu, yani bu çocuğu elinde saç kurutma makinesiyle karnına ve ayaklarına işte düşük havada şey veriyor. Hani ılık hava veriyor ki çocuk rahatlasın. Saç kurutma makinesinin arkasında ne var? Kablo. Sonra başka bir olaya gidiyoruz. Orada da elektrik süpürgesi. Çocuk uyumuyor diye elektrik süpürgesi çalıştıran anneler var ya. İşte bu annemiz de böyle bir şey yapmış. Aslında orada çocuk oradan korkuyor. Elektrik süpürgesinden korkuyor. Ucunda yine kablo var. Sonrasında da çocuk bunların hepsini birleştirip kablolara ilgi gösteriyor ve sonrasında anne diyor ki ya bu çocuk inanılmaz tavanlara bakıyor. Sürekli tavanlara bakıyor deyip söylüyordu. Hani bu yani Gerçekten. orada sadece annelerin bilinçli aklıyla bize söylediklerine de bakmıyoruz tabii ki. Eğer bulamazsak şayet böyle çalışmalar yaparak da çocuğun altta yatan sebepleri çıkabiliyor. Muhteşem çalışmalar bunlar. Tebrik ediyorum sizi gerçekten. Olun. Harikasınız. Sağ olun. Arzu Mutlu soruyor. 20 yaşında otizmli bir oğlum var. Öfke nöbetleri var. Şiddet ve gücünü kullanmanın farkında. Bu konuda neler yapabiliriz diyor. Öfke varsa bir çocukta anne kime öfkelenmiş ona bakmamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu çocuklar anneyi aynalıyorlar ve onları aynaladıkları için kime öfkelenmiş, kim size öfkelenmiş onu bulmanız lazım. Daha öncesinde çalışmalarımızda hep şöyle bir şey yapıyorduk. Hani küçük çocuklara fısıltı olur, büyüklere olmaz diye düşünüyorduk ama büyüklerde de çok güzel sonuçlar aldık. Yani geçenlerde işte bir annemiz 70 yaşında yürüyemiyordu. Bir fısıltı yapmıştık onunla ilgili. Neden olduğunu buluyorsunuz çünkü fısıltıda. O fısıltıdan sonra kadın yürümeye başladı. Ya da işte 22 yaşında ağır otizmli bir çocuğumuz var. Ona fısıltı yapıyoruz. İşte sakinleşiyor veya işte göz teması kurmaya başladı, gülümsemeye başladı. Ten teması kurmaya başladı. Farklı takıntıları vardı mesela. Çocuk sürekli cinsel organına dokunuyordu uzun bir süredir. Ve bunu da sünnetten bağlantılı olduğunu bulduk. Bununla bir fısıltı yaptık. Çocuk şu anda o takıntısını bıraktı. Sorular arkadaşlar lütfen sorular sorun, ben soruyorum hocamıza. Bu fısıltıyı merak ediyorum. Biraz açar mısınız? Fısıltı nedir ve içeriği nedir? Kimlere uygulanır? Tabii ki. Fısıltıyı yazabilmek için önüne tabii ki bunu o nokta atışı otizm eğitiminde anlatıyorum ama fısıltılar içinde talep olduğunda veya işte çalışmalar yaptığımızda bunun için annelere bir form gönderiyorum. Özellikle de otizm vakalarında yapıyorum bunu. Çünkü altta yatan sebepleri anlayabilmek için yaklaşık bir 20 sayfalık bir form bu. Çok ayrıntılı. Tüm işte hamilelik sürecinden tutun da işte o doğum anı, döllenme anı onların hepsini kapsayan bir form. Ve diyorum ki işte burada bu hazırladığım önce oradaki olayı anlamaya çalışıyorum. Annen neleri içselleştirmiş, nelerden korkmuş, yani orada ne yaşamış? En vahim olanından başlıyorum yukarıdan aşağıya doğru. Ve sonra diyorum ki bunlar sana ait değil gibi cümlelerle bilinçaltının zaman algısı olmadığı için bunların hepsinin geçtiğini ve şu anda 2022 yılında yaşadığını anlattığımızda ertesi günü çocukta bir takım değişiklikler oluyor. Bazen annede de olabiliyor bu. İyileşme belirtileri geçiriyor. Yani bu işte mesela ishal, kusma, baş ağrısı, mide bulantısı, vücutta herhangi bir yerin ağrısı,
bazen ateş, nadir de olsa burun kanaması şeklinde bir takım değişiklikler oluyor. İşte burada anlıyoruz ki çocukta bir şeyler değişmeye ve dönüşmeye başladı. Sonrasında annelerin çocuklarını gözlemlemelerini istiyorum. İşte orada konuşamayan çocuklar konuşmaya, iletişim kurmayan çocuklar iletişim kurmaya, ten teması veya göz teması kurmayan çocuklar temas kurmaya başlıyorlar. Hatta işte diyor ki çocuğumun yüz ifadesi değişti. Bir de otizmli çocuklar inanılmaz güzel çocuklar oluyorlar. Orada hani bir doruk, bunların tamamının değiştiğini söyleyen annelerimiz de var. Daha önce benden eğitim alan annelerin veya işte oradaki bilinçaltı uzmanı olsun, danışman olsun, okul öncesi öğretmenleri olsun, eğitim gruplarım var. Orada diyorum ki özellikle de annelere veya danışman arkadaşlara yazdığınız metinleri paylaşabilirsiniz ve sonrasında gördükleri iyileşmeleri de birbirlerine paylaştıklarında hem birbirlerine destek oluyorlar hem ışık oluyorlar. Güzel bir şey oluyor. Hani birliktelik oluyor. Hem birbirlerine de hani destek olmak anlamında bir de şevke getiriyorlar. Ya da bazen diyor ki, aa ben bunu hiç düşünmemiştim. Ben de bu fısıltıyı yapayım diyen annelerimiz de oluyor. Çok güzel, muhteşem. Görkem Otizm Dünyası şöyle diyor. 10 yaşında otizmli bir oğlum var. Hiç öfke nöbeti ve sinir yok. Sakin ve mutlu, gülen bir çocuk ama hiç konuşmuyor, okumuyor, İngilizce biliyor ama konuşmuyor. Her şeyi biliyor ama anlıyor ama konuşmuyor diyor. Yani İngilizce de bilip de konuşmuyormuş. Neden konuşmuyor olabilir? İşte bu çocukların yani Bahsedelim. dediğim gibi otizmli çocuklarda çok farklı çeşitleri olabiliyor. Konuşmuyorsa mutlaka anne kimi karşısında konuşamadı, kime kendini ifade edemedi, susması mı Anneyle mi ihtiyacı? çalışmak gerekiyor? Gene evet yani normalde çalışmalarla da biz anneyle çalışıyoruz daha çok. Çünkü dediğim gibi bizim anahtarımız anne olduğu için mesela diyelim ki şöyle bir durum da olmuştu. Anne karnında bu çocuk şiddet yaşıyor. O şiddette ne yapıyor? Çocuk işte o sırada atıyorum işte şiddet uygulayan kişi tarafından sus konuşma yeter dendiyse bu çocuk susmayı öğreniyor. Konuşmamayı öğreniyor. Ya da işte dediğim gibi sakın bunu kimseye söyleme, sakın bir yerde konuşma. Dendiyse bu anneye işte bir sır sakladıysa veya bir küslük varsa şu da olabiliyor. Mesela bir beddua, bir ah yani işte benim çocuğumdan alsın, sana versin denilen bir vakamız da var. Çok kötü. Evet. Evet. Çok kötü. Bir arkadaşımız yayına katılmak istiyor. Eğer otizmle ilgili sorusu varsa alabilirim. Tabii Handan ki. Sezgin sanırım. Bir bakalım, eğer hani varsa öyle görüntülü katılmak istiyorsanız hocamızın izniyle alabilirim. Bir sakıncası Tabii yoktur ki. Esin hocam, öyle değil Yok, mi? yok. Evet, hocamıza canlı yayına katılarak soru sormak istiyorsanız bana istek gönderin. Ben hemen alacağım size. Bu kadar değerli, kıymetli bilgileri kaçırmayalım istiyorum. Ve etrafımızda bu konuyla ilgili mutlaka bir yakınımız vardır. Yeğenim 21 yaşında, 4 yaşında konuşmaya başladı. Hala mantık cümlesi kuramıyor. Matematiği anlamıyor. Algısı çok zayıf. Travması ne olabilir diyor. Maraz Sibel. Şimdi bir çocuğumuz var. Bu çocuk 23 yaşında. Evet. 5 aya kadar aynı bu şekilde anlattığı gibiydi hanımefendinin. Yani mantıklı kelimeler, yani tek tek kelimeler kullanıyormuş. Bir olayı anlatırken işte başından, sonundan veya ortasından anlatıyor. İşte çocuklar, doktoru demiş ki asla ilkokulu bitirmez. Yurt dışında yaşıyor ama işte ilkokul öğretmeni de asla bu çocuktan hiçbir şey olmaz dediği bir çocuk. Bu çocuk 5 ayda inanılmaz değişiklikler gösteriyor. Burada yaşadığı travmada birincisi babanın şiddeti anne karnında, diğeri de doğum anısı. Annenin yaşadığı doğum korkusu. Daha sonra bu çocuk benim eğitimlerime katıldı annesiyle birlikte. Eğitimler alıyor şu anda ve danışman olmak istiyor. Çok güzel. Mucizevi bir çocuk
diye adlandırıyorum ben. Şimdi işte sembol eğitimi alıyor, otizm eğitimini aldı ve tek tek normalde biz eğitimi verdikten sonra kayıt da veriyorum. Kaydı durdurup tek tek ben ağzımdan ne çıkıyorsa hepsini tek tek not alıyor. Ve ilk defa hayatında bunu yapıyormuş. Sonrasında da laptopuna benim söylediklerimi aktarıyor. Ve kendini ispat etmek ve diyor ki hani ben bu konuda ilerleyeceğim. Benim gibi olan çocuklara şifasına vesile olacağım. Ve ilkokul öğretmenimi de bulacağım. Bak ben danışman Aa, oldum diye. çok güzel. Ne kadar Tabii. güzel bir Bu çocuk yani. normalde hani bir sohbeti yapamayan bir çocukmuş. 5 ay öncesine kadar. Bu tekniklerle inanılmaz bir değişim göstermiş. Hatta annesi bana şöyle dedi. Ben dedi, ben de normalde kendimi ifade edebilen bir anne değildim, bir kadın değildim. Hep böyle işte sindirilen, bir şeyi anlattığında hani akıcı bir şekilde konuşamayan biriydim. Oğlum iyileştikçe ben de iyileştim, dedi. Bu da çok Çok enteresan. güzel. Çok Evet. şifa olsun inşallah herkese. Annesi bu çocuklar büyük ya da küçük hiçbir şekilde iyileşmez ya da değişmez. İşte diyor ki mesela anne yıllarca ben onu işte götürmediğim yer kalmadı. Hiçbir şekilde değişiklik yok. Bir fısıltı bile hayatlarını o kadar değiştiriyor ki bu çocukların. Evet. İnanılmaz. Evet. Yani bunun yaşı yok, iyileştirmenin yaşı yok. Yani her yaşta iyileşebilirler, öyle değil mi? Aynen öyle. Evet. Kesinlikle bu şekilde. Evet. Evet. Var mı başka soru? Ha, evet, Cimcim diye bir dostumuz kekemekle ilgili bilgi verir misiniz diyor. Kendini ifade edememe ile ilgili bir rahatsızlık. Sanırım bu sadece kekemelik soruyor. Bu alanda çalışıyor musunuz? Tabii. Evet. Çalışıyorum. Kekemelikle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Burada yine evde bir otorite olduğunu gösteriyor. Bu çocuk birinden korkuyor. Eğer çocuksa. Evde kim otorite ona bakmak gerekiyor. Bir anneyle çalışma yapmıştık. Vekil çalışması yine. Anne kendini orada gördü. Çocuğunun aslında kendinden korktuğunu. Sonrasında hatasını anlayıp işte çocuğa daha farklı davranmaya başladığında çocuktaki kekemelik geçti. Yine bir çocukta çalışmıştım. Yani çocuk dediğim 27 yaşında bir gençti. Bu kişi ilk başta ablası tarafından uykusunda korkutuluyor. Zaten şuna bakmak gerekiyor. İlk ne zaman başladı? Bu çok önemli. 4 yaşında uykudayken böyle hani çocuk ya korkutularak böyle işte sarsıntılı bir şekilde korkutarak uyandırılıyor. Sonrasında başlıyor bu kekemelik. Ta işte çocuk askere gidene kadar askerde işte komutanları tarafından hani orada bir tekmil veriliyor ya işte şehrini söylüyor, ismini söylüyor, doğum tarihini söylüyor. Bir türlü söyleyemiyor çocuk. Ve bununla ilgili sürekli dalga geçiyorlar işte oradaki asker arkadaşları veya işte artık komutanlar kimse. Orada bu çalışmaları yaptık her biriyle ilgili. Sonra çocuk akıcı bir şekilde konuşmaya başladı. Yani orada bu korkuyu nerede yaşadı? Yine korku kaynaklı kekemelik. İkincisi otorite kaynaklı bu çocuk kimden korkuyor? Kimin karşısında kekeliyor daha çok? Bir de tabii ki annenin kendini ifade edememesi de var. Doğum esnasında mesela biriyle çalışma yaptığımızda şöyle bir durumla karşılaştım. Anne diyor ki doğumda nasıl hani bağırdınız mı dedim. Yok dedi bağırmadım hiç bağırmadım. Çocuk bağırıyor onun yerine. Aslında işte çözüm olarak kendisi dünyaya gelmiş. Senin bağırmadığını ben sana gösteriyorum diyor. Diyor ki hani bağırmadım içime attım. Çünkü orada hani bağırırsam beni ayıplarlar diye düşündüm. Otizmde de bu var, kekemelikte de bu var. Eğer bağırmanız yasaklanmışsa ya da kendinizi öyle hissediyorsanız bu durum da çocukta hem özgüven problemine hem de kekemeliğe sebep oluyor. Ben de danışmanlık veriyorum. Kekemelikle ilgili birçok iyileşmiş danışanım var. Sayısı çok fazla. Nefes terapi ve biyoenerjiyle korkuyu bulup nefes çalıştırarak birçok danışanım ve çocuklardan tut yetişkinlere kadar iyileşmeler oldu.
Bu alanda yardım isteyen olursa yardımcı olurum. Bir soru daha Tabii. var. BJK Bey'de diye. Benim kaynanama eğitimin otizmli çocuğu için Allah onun cezasını verdi gibi hoş olmayan sözler kurmuş. Ben bu durumda ah aldım düşünüyorum. Bizzat kendi kulaklarım ile duydum. Bu kötü sözleri ne yapmam gerekiyor diyor sanırım. Yani kötü sözler ah aldığını düşünüyor. Çalışma yapılabilir, öyle değil mi? Evet, yapılabilir. Böyle bir durumda da yine karşılaştık. Bir danışanımda işte annesi kayınvalidesinin evine bir misafir geliyor. Çocuk da bir işte çocuk engelli, artık bilemiyorum tam otizmli miydi değil miydi bilmiyorum. Ama çocuk bir şekilde o evinin kapısını kırıyor, zarar veriyor. Kadın da buna işte çok söyleniyor falan. İşte engelli olan çocuğun annesi diyor ki hani hallederiz, neyse sorun çözeriz vesaire diyor ama kadın ikna olmuyor. Sonra artık o kadar canına tak ediyor ki diyor ki benden alsın sana versin diyor. O özel çocuğun annesi. Sonrasında torunu işte otizmli doğuyor. Yani bu tarz şeylerin de mutlaka ya bir helallik alması gerekiyor. Bununla ilgili mutlaka bir çocuğa fısıltı yapması gerekiyor. Orada bir ders var çünkü. Her rahatsızlık, her hastalık ya bize ödüldür, ya bize cezadır, ya bize mesajdır. Bu mesajı aldığınızda bir takım değişiklikler olur. Dediğim gibi tanısı kalkan çocuklar bile var. Önemli olan oradaki mesajı almak. Evet, çok doğru. Hayatımızda yaşadığımız olayların bize ne anlatıyor? Mesajı nedir? Gözlemlememiz gerekiyor. Evet. Aylin diyor ki, Catur Aylin, benim oğlum 8,5 yaşında epilepsi ve otizmli. Konuşamıyoruz, hiperaktif. Bu konuda bilgilenmek istiyorum diyor. Tabii. Otizmde evet epilepsi de eşlik edebiliyor. Neden? Orada epilepsi annenin çocuğum hareket etsin. Acaba hareket ediyor mu? Acaba bir şey oldu mu diye düşündüğünde bunu da inanılmaz bir takıntı hale getirdiğinde bir düşük korkusu yaşadığında doktor sana diyorsa ki yatman lazım. Son 3 ay mutlaka hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece yatacaksın. Oradaki işte annenin hareket etme kodu çocukta epilepsiye de sebep oluyor, hiperaktiviteye de sebep oluyor. Anne nerede hareketsiz kalmış ona bakmak gerekiyor. Mesela daha sonrasında epilepsi olan bir danışanım vardı. 4 yaşında işte kapı üzerine düşüyor. Orada çocuk hareketsiz kalıyor. Bu çalışmayı yaptık. Çok şükür şifalandı. Yine başka bir danışanım da sünnet anısı. Sünnette nasıl? İşte hareketsiz kalıyor. Sünnet, aşı. Yine bunlar da çocuğun hareketsiz kaldığı, bağlandığı, hiçbir yere hareket edemediği, çaresiz kaldığı anlarda epilepsi kodlanıyor. Önce annede arayacağız. Nerede anne hareketsiz kaldı? Yine düşük tehlikesi yaşamış mı? Bunlarla ilgili çalışma yapılacak veya işte bununla ilgili fısıltı, nerede hareketsiz kaldığı ile ilgili fısıltı yapılabilir. Evet. Gülbahçe diyor ki benim kızım bazen geçip bazen tekrarlıyor. Çok üzülüyorum. Ne yapmam gerekiyor? Neyi tekrarlıyor dediniz anlamadım. Bazen geçip bazen tekrarlıyor. Yani hareketlerini mi kastediyor acaba? Sadece böyle yazmış. Sevgili Gülbahçe, tam olarak ne demek istiyorsun? Tekrar yazarsan sevinirim. Kızım her zaman kekelemiyor. Bazen kekeliyor demek istemiş. Evet. Hangi anlarda acaba kekeliyor? Ona bakmak lazım. Kimin karşısında kekeliyor? Onunla ilgili çalışmalar var, farklı çalışmalar. Elbette bunu fısıltıyla bazen çözülmeyebiliyor. Kekemelik çünkü şey de olabiliyor. Hani çocuk eğer 6 yaştan büyükse çocukla direkt de çalışılabiliyor. Bir de yüz yüze mi çalışma yapılmalı denmiş. Eğitimlerimizde, danışmanlıklarımızda online Zoom üzerinden yapıyoruz. Orada direkt çocukla da çalışabiliyoruz bu konuyu. Evet, Çocukla bir uzanış konuşabiliyoruz. meselesi isimli bir dostumuz. 5,5 yaşında oğlum sürekli diş sıkıyor. Gündüz özellikle sebebi ne olabilir? Diş sıkmanın altında yatan sebep öfkedir. Anne kime öfkelenmiş, dişlerini sıkmış ve bu öfkesini dile getirememiş. Önce buna bakmak gerekiyor.
Büyük ihtimalle çocukta da böyle bir durum var. Yani çocuğu öfkelendiren bir ebeveyn var. Eğer okula gitmiyorsa. Buradaki ebeveyn kim? Ona bakmak gerekiyor. Çocuğun sakin olması ile ilgili mutlaka bir fırsatı verilmesi gerekiyor. Ya da annenin sakladığı bir sır. Bu da çok diş sıkmanın altında yatan en önemli sebeplerden. Mesela bir danışanlığa bunun altında çok çalışma yapıyoruz ama altta yatan bir tane sebep vardı. Mesela annenin kürtajı var ve kimse bilmiyor. Bunu anlattıktan sonra kişinin şeyi diş sıkması geçiyor. Ya da çocukta böyle bir durum olduğunda anne kime öfkelenmiş ya da işte hangi sırrı saklıyor? O anıyı bulduğumuzda ve çocuğa söylediğimizde artık rahatlayabilirsin, bu sana ait değil dediğinizde o çocuk diş sıkmayı bırakıyor. Çok güzel. Bir dostumuz da diyor ki kaç yaşında çocuk epey büyüktü soruyu kaçırdım. Bir 6 yaşındaydı galiba sürekli tuvalet eğitimini öğretiyorlarmış fakat öğrenmiyor. Bunun sebebi ne olabilir diyor. Soruyu kaçırdım kimin sorduğunu. Aha, tamam, önemli değil. Tuvalet eğitimi ile ilgili alana müdahale ile alakalı bu durum. Bu çocuğun alanına kim müdahale ediyor? Bir alanı yok çocuğun. Orada belirlemeye çalışıyor. Genelde baba yokluğuyla alakalı. İdrar tutamama, babanın yok, yani babanın olmayışı ya da var ama yok. Yani sembolik olarak yok. Yani anne otorite, baba yok gibi. Bu durumlarda da çocuklarda altına kaçırma olabiliyor. Evet. Uzun süreli göz kontağı kuramama demiş. Ben de bakıyorum şimdi. Lütfen gördüklerinizi cevaplayın çünkü sorular çok hızlı akıyor. Fatma Hanım da diyor Evet. ki oğlum 6,5 yaşında tam konuşamıyor. Kimseyle iletişim kurmuyor. İnsanları yok sayıyor. Yapabileceğim bir şey var mı diyor. Yani bu konuda dediğim gibi nokta atışı otizm eğitimini almasını çok tavsiye ederim. Ailele, özellikle de otizmle alakalı annelerimiz varsa birçok sebebi orada öğrenebilirsiniz. Sadece dediğim gibi bir tane sebep yok. Burada iletişimsizlik kimdeydi? Siz kiminle iletişim kuramadınız ya da kurmadınız, kurmak istemediniz? Küs olduğunuz kişiler var mı? Kendinizi kime ifade edemediniz? Kiminle göz kontağı kurmak istemediniz? Göz göze gelmek istemediniz? Bunlara da tek tek bakılması gerekiyor. Evet. Ayfer 48-38 diyor ki 27 yaşında otizmli oğlum takıntısı var. Sağ el işaret parmağı, sol el ayası yani avucunun içi işaretiyle orta parmak arası kaşıntı var. Nedeni ne olabilir diyor. Yani sağ el, sol el arasında kaşıntıları varmış. Kaşıntı genelde temas eksikliğinden kaynaklanır. Eller babayı temsil eder, ayaklar anneyi temsil eder. Baba ile ilgili bir temas eksikliği mi var bu çocuğun? Ona bakın. Evet. Sorular soruyorum. Vaktimiz dolmak üzere hızlı hızlı sorayım. Zehra Hanım tekrar diyor ki benim iki oğlum dikkat eksikliği ve hiperaktivite bununla ilgili genetik sendrom genetik tanıdı. Bu hastalığı benim anne tarafından geçtiği söylediler. Çocuğum arada bir bu bozuk geni var ne yapılabilir diyor. Yani genetik bozukluğu mu varmış? Soru biraz uzun. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite Dikkat genetik eksikliği. sendrom ve Tamam. genetik tanısık olmuş. Şöyle dikkat eksikliği de şöyle bir durum var. Burada epidural anestezi ya da epidural doğum mu yapılmış, bir anestezi verilerek mi bir doğum yapılmış, buna bakmak gerekiyor birincisi. En büyük sebeplerden bir tanesi. İkinci sebepse bu annenin başında bir otorite var. Bu bir eş olabilir, bir kayınvalide olabilir, anne olabilir, fark etmez. Bir patron olabilir. Bununla ilgili işte dikkatini dağıtması gerekiyor. Yani şöyle işte karşısında bir otorite var. O kişi ona sürekli bir emirler yağdırıyor veya söylüyor. O sadece dikkatini başka yöne yöneltiyor. Böyle bir durum yaşamış oluyor. Genelde dikkat eksikliği çocuklarda dikkat eksikliği yaşanıyorsa anne dikkatini nereye vermiş, nereden nereye vermiş buna bakmak lazım. Hiperaktivite de dediğim gibi annenin hareket etme ihtiyacı ya hareketsiz kalmışsa ya da işte düşük korkusu. Anne diyorsa ki işte hareket etsin, hareket etsin, hareket etmiyor. Gidiyor doktora gidiyor. Diyor ki bu çocuk hareket etmiyor.
ne oldu acaba? Bir problem mi var dediğinizde oradaki çocuk diyor ki ha benim annem mutlu etmek için hareket etmem lazım diyor. Orada hareket kodlanıyor çocuğa. Yani ha bir de şu var. Çocuk aşırı doğum esnasında yani annenin doğumu nasıldı ona da çok bakmak gerekiyor. Anne çok hızlı doğum yapabiliyor. Eğer bu şekilde olduğunda hızlı doğum diyor ki 15 dakikada doğum yaptım ben. O kadar hızlı oldu ki. İşte burada aslında çocuk kodu burada alıyor. Hızlı bir doğum gerçekleşmişse ömrü boyunca hızlı bir çocuk oluyor. Her hareketi hızlı, her şeyi hızlı yapıyor. Zor bir doğumsa bu sefer ne oluyor? Hayatı boyunca zorluklar çekiyor bu çocuk. Yani birçok kod doğumda kaynaklanıyor. Doğum hikayenize mutlaka bakın, olur mu? Evet, çok önemli gerçekten. Doğum sancı otizme sebep olur mu? Yani yani olduğuna hiç rastlamadım. Sanmıyorum ama suni sancı ile ilgili yaşanan korku otizme sebep oluyor. Evet, otizmli şöyle diyor. Otizmli çocuklarda travmayı nereden anlayacağız? Çocuk doğmadan önce olabilir mi diyor. Çocuk Meryem. doğmadan önce olabilir tabii ki. Aha, olabilir. İşte genelde annenin yaşadıkları çocuğa aktarıldığı için annenin hayatında neler var, nelerden korkmuş, buna bakmak gerekiyor. Özellikle sanki yani şöyle diyorum aslında hani yeni hamile kalan anneler mutlaka günlük tutun. Yani o günlük sizin o kadar çok işinize yarayacaktır ki her şeyi not alın. Çünkü daha sonrasında o çocuk doğduğunda inanılmaz bir rehber olacaktır size. Çok Çok iyi. faydası var. Yani bazı anneler tutmuş oluyor. Tek tek o kadar ayrıntılı yazıyorlar ki bu da çok işine Önemli. yarıyor annelerin. Bütün annelerin ilk günden itibaren bence de günlük tutmaları gerekiyor. Duygularını yazmaları gerekiyor. Yaşadıklarını yazmaları gerekiyor. Mutlu, Kesinlikle. mutsuz, hüzünlü her anılarını not etmeleri gerekiyor. Bu Aynen. ilerleyen günlerde çocukları için çok yararlı ve faydalı olacak. Bir Kesinlikle. uyanış meselesi dostumuz diyor ki oğlum geceleri yalnız yatamıyor. Yatırdığımızda gece muhakkak kalkıp yanımıza geliyor. Kendini ifade edemediği için sebebini de bilemiyorum. Ne yapmamız gerekiyor diyor. Şimdi bu çocuklar aslında görünmeyen varlıkları da görebiliyorlar. Çünkü görsel zekaları çok yüksek. Sizin duyamadığınız bazı sesleri de duyabiliyorlar. Algıları çok açık olabiliyor. Ondan dolayı bulunduğu odada bir ışık yakmak, belki korktuğunda en azından uyuyana kadar yanında kalmak, onu bu çocuğu daha cesaretli yapabilir. Çok güzel, evet. Bir soru daha alayım. Meral Hanım diyor ki, Meral Gürkan. Hocam ben oğlum 12 aylıkken yürüyemiyor diye doktora götürdüm. 13 aylıkken yürüdü. Ben yürüyemeyecek diye korktum. Hiperaktifite de bundan olmuş olabilir mi? Olabilir. Aynen olabilir. İşte orada yine hareket kodu yüklenmiş çocuğa. Bunu anlatın. İşte ben bugün anladım ki senin hiperaktif olmanın sebebi 12 aylıkken yürüyemediğin için seni doktora götürdüğümden sen de beni mutlu etmek için hiperaktif olmayı kodlamışsın. Seni bundan özgürleştiriyorum. Bunların hepsi geçti diye fısıltı yapsın 21 gece. Evet. Sakin ol. Evet, sakin sakin. Bir dostumuz canlı yayına katılmak istiyor. Son dakikada bakalım ne söylemek istiyor. Hemen hızlıca. Eğer yanlışlıkla göndermediyse almak isterim. Olur. Katılamıyormuş. Yanlışlıkla oldu sanırım. Evet, evde kekemelik nasıl çalışılabilir diyor bir dostumuz da. Kekemelik için bir uzmana lütfen Bence başvurun. lütfen bir bilgi alın. Neler yapabileceksiniz? Bununla ilgili bilgi aldıktan sonra size zaten evde yapılabilecekleri söyleyecektir. Evet. Peki, son olarak toparlarsak kıymetli hocam neler söylersiniz? Otizmli yani hep deniyor ya otizme çare yok. Hiçbir şekilde Evet. iyileşme olmuyor vesaire. Siz yeter ki inanın. Bazen bir fısıltı bile mucizelere sebep oluyor. Çocuklar
Öncelikle zaten en büyük diyorum ya, anahtarımız, annemiz. Çocuklarınız ne yapıyor? Ne zaman yapıyor? Hangi aralıklarla yapıyor? Bunu ben ne zaman yaşadım? Neden yaptım? Ya da şu da olabiliyor mesela, onu da söyleyeyim. Birini yargılamışsa, eleştirmişse, ay bu ne kadar yaramaz bir çocuk, ya da ya böyle çocuğum olsa olmasın daha iyi gibi bu tarz söylemlerde bulunmuşsa, aynı çocuk yani o sizde kodlanıyor. Yani neyi atıyorsanız bumerang gibi geri geliyor. Dolayısıyla bunlara da bakmanızı çok tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum herkese. Siz teşekkür ederiz Dinleyen, takip verdiğiniz eden, sohbetimize katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. için. Ben çok teşekkür ederim. Katıldığınız için, bu güzel bilgileriniz için teşekkür ederiz. Yolunuz açık Ben olsun. Çok teşekkür ederim. güzel eğitimler veriyorsunuz. Sağ Çalıştığınız olun. alanlar çok güzel. Ve herkese şifa olsun diliyorum. Tüm anneleri, İnşallah. babaları ve tüm yakınları, bu alanda çocukları olan, yakınları olan herkese şifa diliyorum. Tekrar beklerim Esin Hocam. Buyurun İnşallah. gelin. Çalışmalarınızı İnşallah. konuşalım birlikte ve değerli dostlarımızla sohbet edelim. Bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Birlikte çıkabiliriz. Hayırlı akşamlar dilerim. Hoşça kalın herkese. Hoşça kalın, sevgiler.